Evrim teorisi taraftarlarının yıllarca savundukları iddialardan biri de atın evrimi senaryosudur. Senaryoya göre 55 milyon yıl önceki Eosen devrinde yaşamış Eohippus adlı köpek benzeri bir canlı atın ilk atasıdır. Daha sonra bu köpek benzeri canlı sözde evrimleşerek daha gelişmiş ve günümüz atına daha çok benzeyen canlılar haline gelmiştir. En sonunda ise günümüz atı ortaya çıkmıştır. Oysa atın milyonlarca yıl önce yok olmuş atası olarak sunulan Eohippus halen Afrika'da yaşayan ve atla hiçbir ilgisi ve benzerliği olmayan Hyrax isimli hayvanın hemen hemen aynıdır. Ayrıca atın ilk atası olarak gösterilen Eohippus'la aynı katmanda günümüzde yaşayan at cinslerinin de fosillerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu, günümüzdeki atla onun sözde atasının aynı zamanda yaşadığını göstermektedir ki, atın evrimi denen sürecin hiçbir zaman yaşanmadığının kanıtıdır. Bugün pek çok evrimci tarafından bile atın evrimi hikayesinin geçersizliği kabul edilmiştir. Ünlü evrimcilerden Stephen Jay Gould'un at serisi hakkındaki düşünceleri şöyledir. Halbuki atların tarihi incelendiğinde son halleriyle milyonlarca yıldan beri mevcut oldukları görülür. Aslında at serisi türler arası evrimsel geçiş için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Atın atası olarak gösterilen ve tarih sırasına göre küçükten büyüğe doğru dizilen canlıların şemalarda gerçek boyutlarının saptırıldığı da tespit edilmiştir. Evrimci yazar Gordon Taylor, Darwinizmin açıklayamadığı konuları ele alan The Great Evolution Mystery, Evrimin Büyük Esrarı adlı kitabında bu sahtekarlığı şöyle dile getirir. Gerçek şudur ki, Eohippus'tan Ekus'a kadar uzanan sıralama çok tutarsızdır. Bu sıralamanın giderek artan bir vücut büyüklüğünü gösterdiği iddia edilir ama aslında sıralamanın ileriki aşamalarına konan canlıların bazıları Eohippus'tan daha büyük değil, daha küçüktürler. Kasım 1980'de Chicago Doğa Tarihi Müzesi'nde 150 evrimcinin katıldığı 4 gün süren ve evrim teorisinin sorunlarının ele alındığı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda söz alan Boyce Ransberger düşüncelerini şöyle ifade etmiştir. Yaklaşık 50 milyon yıl önce yaşamış 4 tırnaklı tilki büyüklüğündeki canlılardan bugünün daha büyük tek tırnaklı atına bir dizi kademeli değişim olduğunu öne süren ünlü atın evrimi örneğinin geçersiz olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Atın evrim sürecinin yıllarca sergilendiği İngiltere Doğa Tarihi Müzesi'nin yöneticilerinden olan Dr. Niles Eldridge de konuyla ilgili şunları söylemektedir. Hayatın doğası hakkında her biri birbirinden hayali birçok kötü hikaye vardır. Bunun en ünlü örneği ise belki 50 yıl önce hazırlanmış olan ve hala alt katta duran atın evrimi sergisidir. Atın evrimi birbirini izleyen yüzlerce bilimsel kaynak tarafından büyük bir gerçek gibi sunulmuştu. Ancak şimdi bu tip iddiaları ortaya atan kişilerin yaptıkları tahminlerin yalnızca spekülasyon olduklarını düşünüyorum. Tüm bu gerçekler evrimin en sağlam delillerinden biri gibi sunulan atın sözde evrimsel gelişimini gösteren şematik çizimlerin hiçbir geçerliliğe sahip olmayan çarpıtılmış sıralamalardan oluştuklarını ortaya koymuştur.